Ben Köksal Gör, ee, Kuzey Hollanda Eğret üyesiyim ee, ve onun haricinde de Kozmikus e, Liseyimin e, Alkol Aile Birliği'nin. E, Doğrusunu isterseniz ilginç ve komik e, bir e, durum yaşıyoruz şu anda. E, önce haberi duyduğumda siz doğruyu söyleyeyim medyadan öğrendim. E, i̇şte Türkçe konuşulduğu için okuldan Atıldı diye okuduğumda ben ne olduğunu anlamamıştım. Sonra okulla kontağa geçtik. Okul bize durumu anlattı. Ne olduğunu anlattı. Tabii olayın iç yüzü orada ortaya çıktı. Ben daha önceki bana sorulan sorularda da bunu söyledim. Medyanın bunu hemen araştırmadan yayınlaması biraz beni üzmüştü. Biraz değil baya bir hayli üzdü. Ama onun arkasından duyarlı medya kurumlarımız da var tabii. Onlar devreye girdiler. Onlara Anlattığı, anlatma fırsatımız oldu. Olayın bir dil sorunu olmadığının başka sorunlar olduğunu anlattık. Ama burada ben isterseniz şunu uygulayayım. Yani hazır bu konu açılmışken. Dilimiz, dilimiz dediğimiz şu anda bizim Hollanda'da yaşadığımız için. Hollanda'ca bizim için çok önemli. Evet. Türkçe de kesinlikle çok önemli. Buna e, kenara koymuyorum. Ama e, ben sokakta konuşurken üniversitede okuyan. HBO yani üniversite seviyesinde okul okuyan arkadaşlarımızla konuşurken bile. Bana bu sıkıntıyı dile getiriyorlar. Biz okuduk diploma aldık ama dilimiz yeterli olmadığından yeterli olmadık derken de benim konuşmam gibi oluyor. Biraz e, lisanlı konuşuyorlar. Aksanınız belli oluyor. İş bulamıyorlar. Avukat olmuşsunuz, iş bulamıyorsunuz ya da yurist olmuşsunuz, iş bulamıyorsunuz. Bu ne oluyor? Dil bunların önünde bir engel oluyor. Veya diğer araştırmalara girmek istemiyorum ama biliyorsunuz 100 tane bir öğrenci, Türk öğrenci üniversitelere gidiyorsa bunların 10-15'i mezun olabiliyor. Engel de nerede başlıyor? Yine dilde başlıyor. Eğer bir okul Hollandacayı öğrenmesi için bir öğrenciyi teşvik ediyorsa Türk öğrenciyi ben o, o okula teşekkür ederim. Evet. Onun sistem etme yerine. Benim e, şimdi bizim okulumuza gelin. Bizim okul derken de ben e, okul aile birliğinde olduğum için kızım da orada okuluyor. Yani benim çocuğum da orada okuyor. Biz okula bu konuda özellikle rica ediyoruz. Yani çocukların Hollandacasının düzelmesi biliyoruz çünkü ileride önlerine çıkacak olanları biliyoruz. Evet. Onun için şimdiden teşvik edilmesini istiyoruz. Okul eğer ceza verecekse, okul anlatma değil, ceza verecekse vereceği en büyük ceza büyük bir ihtimalle o konularla ilgili kompozisyon yazmasıdır evet. çocuğun. Yani bu direkt bu konuya değinmek istemiyorum çünkü çok yazılı çizildi bu şahısla ilgili. Hiç o konuya girmek gerek yok. Önemli olan bizim aileler olarak, anne baba olarak çocuklarımızın Hollanda'ca dil seviyesini, Kesinlikle yükseltmemiz gerekiyor. Bunu da okullarımızla birlikte yapmamız gerekiyor. Okullarımız eğer bunu hafif tutuyorsa biz onlara bastıralım. Hollandaca'yı daha iyi öğretin çocuklarımıza. Gerekirse Hollanda'da terhüste de Türkçe konuşmasın çocuklarımız. Benim için önemli değil. Yani buradaki konu o değildi. Derslerde Türkçe konuşmak istiyormuş arkadaşlar. Onunki ayrıydı. Ama gerekirse diyorum ben teneffüste bile desinler ki Türkçe konuşmasın çocuklarımız. Yeter ki onların geleceği için şu Hollanda. Çünkü biz Hollandalı Türkleriz. Türküz ama Hollandalı Türküz. Dilimiz, öyle bir seviyede olsun ki çocuklarımız diplomalarını aldığında da gerektiği yerlerde görev yapabilsinler. Şimdi ben e, okul, tabii okulla çok sıkı hemen e, kontağa geçtik. Hı hı. Sağ olsun müdürlerimiz öğrencilerde öğrencilerle ilgilenen memurlar da dahil olmak üzere bizlere çok yardımcı oldular. Esas konu şu, 5 başlık altını toplamışlar. Evet. Çocuk okula vaktinde gelmiyor. Hı hı. Bu zaten bir. Devamsızlığı okuluma vakit gel, gelmeme başka bir de devamsızlığı evet. var bunun yanında. Derse istediğim saatte gelirim, istediğim saatte çıkarım. Bir şeyi var, huyu var Hı. çocuk ağzın. Ee, bir de e, el ilanları falan hazırlıyormuş kendisine göre ama Türkçeymiş. Okul yönetimindeki öğretmenler bakın bu çok önemli. Yönetimdeki öğretmenler demiş ki buna. Biz senin getirdiğin bu Türkçe şeyleri anlamıyoruz. Bize bunu Hollanda'sını getir. Gerekirse bu konuda bir kompozisyon yaz. Okul derslerde tartışma olarak bunu okutalım. Evet. Bakın bunu her okul yapmaz. Bu okulun özelliği bu. Demişler ki hani biz seni Gerçekten de öğretmenler Hollandalı. Nereden anlasın senin getirdiğin Türkçe broşüründe ne yazdığını, ne yaptığını. Böyle bir şey yapalım. Çocuk buna da karşı çıkmış. En sonunda okul ona demiş ki seninle bir anlaşma yapalım. Ho derslerde, bakın derslerde ve grup çalışmalarında, çünkü çocuklar 4'er, 5'er kişi çalışıyor ya, derslerde ve grup çalışmalarında Hollanda'ca konuşacağına dair bize söz ver. Hatta yazılı olarak bize söz ver. Bu, bunu nasıl anlamış ya da nasıl aksettirmiş bizim haber ajanslarına, bizim dediğim Türk haber ajanslarına Türkçe konuşmak istediğim için beni okuldan atlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani okul gerekirse bunların hepsinin ispatı hazır. Ama biz okulla da sıkı sıkı görüşüyoruz. Dedik ki, eğer haklıysa müracaat edeceği yerler var. Oralara müracaat etsin. Sizin de elinizde yeterince belgeniz var zaten. Belgenizi sunarsınız. Haklı, haksız ortaya çıkar. Aslında buraya kadar gelmesine gerek yok. Ama şu anda birkaç tane çocuğun belki de kendisini kurtarmak için, ailesine karşı kendisini kurtarmak için, topluma karşı kendisini kurtarmak için söylediği birkaç tane kaçamak yalan ya da pembe yalan mı derler, gri yalan mı öyle bir yalan medya aracılığıyla tanerilere getirirler. Aslında o kadar önemli konu, önemli konu değil. Aslında ben Vurgulamak istediğim tekrar şu. Eğer bir okul sen Hollandacayı daha iyi konuşacaksın diye bir Türk çocuğuna baskı yaptıysa biz o okula sahip çıkmamız lazım. Tam tersine yani.